191 ülkede 14.000 kişiyle yapılan bir ankete göre dünyanın en konuksever 5 ülkesi. Filipinler 7100 adadan oluşan bir ada ülkesi. Haliyle bu ülkedeki yabancıların çoğu deniz kenarında yaşıyor. Filipin halkı çok misafirperver. Partilere, festivallere gitmeyi seviyor. Hatta sadece dışarı çıkmayı dahi çok seviyorlar. Zaten ülkenin Turizm Bakanlığı, Filipinler'de her şey daha eğlenceli değişini slogan olarak kullanıyor. Eğer siz de eğlenmeyi ve tropikal yaşam tarzını seviyorsanız, Filipinler tam size göre bir yer. Filipinler'e tam 159 ülke vatandaşı vizesiz girebiliyor. Ama Türkiye bu 159 ülke içinde ne yazık ki yer almıyor. Ayrıca her ne kadar Filipince diyebildiği olsa da ve İspanyollarca sömürge edilse de bir dönem Amerika mandasında olan ülkede İngilizcenizle rahatlıkla ve zorlanmadan gezebilirsiniz. Benim sevdam sudanması değil, yaz yağmuru değil, umman kanar. Umman deyince nedense benim aklıma ilk bu şarkı geldi. Umman halkı yabancılara karşı oldukça misafirperverdir. İhtiyacı olana yardım etme, yabancılara kapısını açma, yedirip içirme geleneğinin Osmanlıların bu toprakları fethetmesiyle birlikte Türklerden geçen bir gelenek olduğu söylenir. Ekonomik olarak Orta Doğu'nun en uygun ülkesi olan Umman'ın güneşli gün sayısının oldukça fazla olmasıyla kamp, macera sporları ve geniş sahilleriyle tam bir cazibe merkezine dönüşmüş durumda. Arapçanın resmi dil olduğu ülkede İngilizce bilen işletme ve kuruluşlar sayesinde hiç zorlanmadan tatile gidebilir, hatta uzun süre konaklayabilirsiniz. Kolombiya dediğimde sizin de aklınıza ilk gelen kişi dünyaca ünlü uyuşturucu karteli Pablo Escobar olmuyor mu? Hani kızı üşümesin diye bağ evinde 2 milyon dolar yakan, parasının her yıl 3 milyon dolarını depoda farelerin yediği söylenen adam. Her neyse, bir Güney Amerika ülkesi olan Kolombiya'da gıda ve hizmetler o kadar ucuzdur ki aynı anda 3-4 hizmetçi birden tutabilirsiniz. Bu bakımdan güzel olsa da trafiğin çok yoğun olmasından dolayı eğer bu ülkede çalışmayı düşünürseniz evinizi iş yerine yakın tutmaya önem verin. Kolombiya'da yabancı nüfus az olduğu için yerel nüfusun içinde adeta kaybolduğunu belirtmekte fayda var. İngilizcen yeterli olmadığı bir ülkede İspanyolcayı da öğrenmenin gerekli olduğunu belirteyim. De Costa Rica de Bu ara çok meşhur olan Umar, bizi dünya üçüncüsü yapan milli takımımız için bestelenmişti. Tarkan'ın muhteşem sesi ve İlhan Mansız'ın ölümsüzleştiği o dönemlerden hatırlıyoruz Costa Rica'yı. Bir Orta Amerika ülkesi olan Costa Rica'da çok sayıda yabancı yaşıyor. Ankete göre her 10 yabancıdan 9'u bu ülke insanının cana yakınlığından bahsedip bu ülkeyi ve halkını çok sevdiğini söylüyor. Nasıl sevmesinler ki? Ne de olsa bu ülkenin mantığı doyasıya yaşam ve bu anlayışı benimseyen her insana kucak açma yetenekleri var. Eski bir İspanyol sömürgesi olan ülkede İngilizcenin yeterli olmadığını belirtmekte fayda var. Aç kapıyı Veysel Efendi. Mahmut Hoca'nın emriyle Uganda Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya gidiyoruz. İsmini genellikle hepimiz Ababam sınıfının Uganda Cumhurbaşkanı'nı karşılamak bahanesiyle okuldan kaçma sahnesiyle tanıyoruz. Trafik, altyapı sorunları, ekonomik krizler gibi sorunları olsa da Uganda'da yaşayan yabancılar ülkeyi çok seviyor. Bunun için de çok haklı sebepleri var. Uganda halkının misafirperver olması, ülkenin 4 mevsim yazı yaşaması ve mükemmel doğasının yanında iş gücünün düşük ve hayat koşullarının uygun olması turistler için burayı tam bir cennet yapıyor. Ve Uganda'ya gitmeyi düşünen arkadaşlar için ek bilgi. Uganda'da 4 mevsim yazı yaşandığı için hiçbir evde baca yok. Ve kardıroplarında sadece yazlık giysilerini bulunduruyorlar. Uganda'nın resmi dillerinden bir tanesi İngilizce olduğu için halkın yüksek bir bölümü İngilizce biliyor. Bu yüzden dil konusunda çok sıkıntı yaşamayacağınızı belirtmekte fayda var.